Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltıya soya çöreği yapıyoruz. Diğer ismiyle Sivas katmeri. Ben akşamdan havalımı hallettim sabah, çünkü böyle bir süre beklemesi gerekiyordu. En az yarım saat, bir saat beklemesi gerekiyordu. Ben geceden yaptım, sabaha kadar beklemeyelim. Sabah oyalanmayalım diye yağını bırakmış gördüğünüz gibi. Şöyle hemen tepsiye yayıp üzerine yumurta sürüp fırınlayacağım. Fırınımı açtım. Isınıyor. Daha önce başka bir tarifle yapmıştım. İlk defa bu tarifle yapıyorum. Umarım yine tel tel olur. Şöyle üzerine yumurta kırdık. Sadece yumurtanın sarısı. Bu şekilde nasıl beklettiğimi gece çektim ben size dün akşam. Bu şimdi fırında pişerken siz de onu izleyin. Ben de o sırada hem bulaşık makinemi yerleştireyim, hem de dün gece beyazları yıkamıştım. Onları asayım. Kurusun. Sonra görüşelim. Hamurum çok yumuşak. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, 'cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, 'cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around. We'll wait to evolve now. Hazırımız gibi bakın. Evet, yine arabadayım arkadaşlar. Sabah kahvaltımızı yaptık. Ben size
Dilimleyip çektiğim kısmı göstermemişim. Daha doğrusu çekiyorum zannedip çekmemişim maalesef. Bazen öyle şeyler yapabiliyorum. Bu konuda beni mazur görün. Ama gerçekten de güzel olmuştu. Böyle tel tel ayrılan bir soya çöreği olmuş. Biz onu Antalya'da çalışırken hemen hemen her kahvaltıya fırında satılırdı. Taze taze günlük çıkardı. Hemen hemen her kahvaltıya alırdık. Sonra tabii onları yerdik, külü alırdık. Şimdi niye arabadayım biliyor musunuz? Ceylin bugün alt diş telleri takılacaktı. Geldik, saat 2'de randevumuz vardı ama muayene edince üst dişlerin biraz daha düzelmesini bekleyelim demiş. Yani bir ay sonra takalım demiş. Bizim de işimize geldi açıkçası. Çünkü hani ikisi de takıldığı zaman biraz daha zorlanacaktı. En azından bir iznimiz var. İzne gidelim, gelelim. Ondan sonra takılsın. Şimdi Suna Dumankaya'ya gidelim. Kirpik lifting satın alacağız. Jane de çok istiyor. Hem ona hem bana bir kirpik lifting satın alalım. Belki hediye olarak bir de cilt bakımı verirler. Bir şansımızı deneyelim, bir zorlayalım. Bir zannetmiyorum ama bir gidelim bakalım. Sonra da evimize geçelim. Normalde ben bugün alışveriş yapacaktım ama işte dişçiyi unutmuştum tamamen. Sabah Jane'i hatırlatınca buraya geldik. Akşam üzeri de çıkmayız artık. Akşam üzeri size Selma Hanım istemişti sanırım. Burada yöresel ürünler satan yerleri gezer misiniz, çeker misiniz diye. Yürüyüş yapıyoruz biz zaten günlük. O taraflardan da geçiyoruz. Orayı şöyle size bir çekerim. Önce şimdi Suna Dumankaya'ya gidelim, bir şansımızı deneyelim. Evet, geldik. Yani sadece kirpik lifting aldım. Celin almadı. Celin ipek kirpik istiyor ama onun yaşına da uygun değil, kullanışlı da değil. Ben bir biliyorsunuz tatile giderken yaptırmıştım ama o zaman düğünümüz vardı. Hem tatilde rahat rahat kullanırım hem de düğüne benim için rahatlık olur demiştim ama düğüne kadar 3-5 tel ancak almıştı. Yine düğünü de idare ettik ama öyle çok kullanışlı bir şey değil. Veya onun böyle sürekli düşen yerlerine taktıracaksınız, sürekli bakım yaptıracaksınız, sürekli bakım isteyen bir şey. O yüzden pek bize göre değil. Onu yaptırmadım. Dedim ki kirpik lifting istiyorsan onu yaptır. Onu kullanınca da rimel kullanamıyoruz ya. Zaten rimelliymiş gibi oluyor zaten. Kullanmasak da olur ama Ceylin istemedi. Benim de işime geldi açıkçası. Cilt bakımı hediye alırım diye düşünmüştüm ama öyle bir kampanyamız yok dediler. Artık herkes pintileşti biliyorsunuz. Bir cilt bakımını bile hediye etmiyorlar. Gelirken de BİM'e uğradık. Şöyle bir kesme tahtası aldım. Benim böyle bir cam kesme tahtasına ihtiyacım vardı. Ben bir tık daha büyük istiyordum ama bunu da görmüşken alayım dedim. 100 liraydı. Tesadüfen yani. Bilinçli gitmedim. O 20'ye 30'muş şöyle. Bulmuşken alayım dedim. Altın böyle kaydırmaz şeyi var. Tutuyor. Şimdi bugün karnıyarık yapacağım. O yüzden kıymam çıkarmıştım sabahtan. Ben sabahtan yani yemeğimi yaparım. Ondan sonra da alışverişe çıkarım diye düşünüyordum. Dişçiyi tamamen unutmuştum. Ama işte Ceylin hatırladığınca bütün planlar alt üst oldu. Hemen evi toparladık. Kahvaltıyı masasını falan toplamıştık. Evi toparladık hemen. Dışarı çıktık. Şimdi de geldim. Ben bir kahve içeyim. Kahvesiz olmuyor. Kahvesiz işlere başlayamıyoruz. Kahve içeyim sonra yemek yapımına geçelim. Veya ben kendim yapayım. Bilemiyorum. Bakarız. Karnıyarıklar hazır. Şimdi fırına göndereyim. Güzelce pişsinler bakalım. Şöyle. Bu ara bu diziye taktım. Ben bunu hiç böyle baştan sona kadar hiç izlememiştim. 5. bölümde kalmışız. Ona devam edelim. Yemeğimizi yedik. Valla karnıyarın yanına cacık yaptım. Cacığı da yedik ya, şimdi artık yürürken sürekli susarız. Gidelim bakalım, şöyle size göstereceğim yerler var. İnşallah hava kararmaz biz gidene kadar. Çekim yapacaktım ya. Burada bir kalabalık var ne diye düşünüyorken bir baktık. Birisi AVM'nin üzerine çıkmış. Atlamaya çalışıyor. Çalışmıyor, oturuyor da. Evet, ikna ediyorlar. İkna etmeye çalışıyorlar. Yok. Hadi biz şuradan bir çıkalım. Nerede? Düğünlerde kızlar, gelinler genelde böyle pisten giyiyorlar. Kemal'cim bir yavaş ya, yavaş. Aa. Nasıl bakıyorlar ya? Arkadaş video çekiyor mu? Bir de burada peynirciler çarşısı var.
Allah tasarım zaten. Yok ya. Burası ya. Peynirci girelim mi? Çok pis kokuyor ama. Şeyimiz var mı ya? Süzme peynirim. Süzme yoğurdumuz mu? Yok. Vallahi mi? Burası inanılmaz kötü kokuyor ama sizin için giriyorum arkadaşlar. Otlu peynirin çeşitleri var. Süzmeyi mi? Aa, Kemal açık mı? Açık tabii canım. Ne zannettin sen? Niye üst kapalı değil? Yine ben aldım. Alma bir daha. Burası böyle hep genelde peynir satıyor. Kahvaltıcılar çarşısı diye de geçiyor herhalde ama genelde peynir var. Yok, teşekkürler. Tamam, dur. Şu ne Kemal? Bu ne? Merhaba, bu nedir? Pancar otu efendim. Pancar otu. Bu otlu peynirin içindeki ot mu? Ha, ayran aşında kullanılan. Ne otuydu? Burası genelde böyle. Burası genelde kumaşçılar, arka tarafta peynirciler çarşısıydı. Buraya aslında İran'dan çok malzeme geliyor. Japon pazarı diye, Japon pazarı mıydı? Neresi hayatım? Rus pazarı, pardon. Ben hep bütün pazarları birbirine karıştırıyorum. Rus pazarı vardı. Annem buraya geldiğinde bir gitmiştik sizinle. Çok gezemedik orada detaylı. Çok fazla dükkan var çünkü. Böyle hava kararmasaydı, zamanımız geniş olsaydı oraya da giderdik. Artık oraya da başka bir zaman geçeriz. Maya şu kremalı ödül mamasından aldık. Bunu çok seviyor. Maya tavuğu seviyor. Tavuklu aldık o yüzden. Şimdi bunu Kemal ortadan kesiyor. Sonra kürdana veya işte çöp şişiniz varsa çöp şişe şu şekilde takıyor. Donduruyoruz. Dondurma gibi oluyor bu şekilde. Donduruyoruz. Çıkartıp yalıyor ama çok seviyor gerçekten. Ufak ufak bir şeyler çekmeye çalıştım ama işte hava karardı. Çok da bir şey çekemedim. Caddede çok kalabalıktı. Ya işte kızın birisi çıkmış çatıya derdine. Ne için çıktı bilmiyoruz. Trafiği alt üst etmiş şeydim. Aman Allah'ım, polis, itfaiye, insanlar. Zaten çoğu insan kalabalığıydı. Fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar. İnşallah sorunsuz ikna edip indirirler. Şimdi uygun bir, müsait bir zamanda başka yerlere de çekerim size ama bugünlük bu kadardı artık. Yoruldum da. Bir de dondum biliyor musunuz? Böyle çıktım. Normalde hani gündüz sıcak, akşam da bu kadar serin olduğunu tahmin etmedik. Çıktık, bu baya bir hani vücudumuz ısınana kadar, yürüyünce tempo artıyor ya. Vücut ısınana kadar baya bir üşüdük. Kemal diyor ki sakın koluma dokunma, ellerim o kadar üşümüş yani. Gelirken baya ısındık ama. Dışarısı buz gibi şeydi. Bugün bir de konser var. Kim geliyordu? Fatma Turgut geliyor. Orhanlar oraya gitti. Orhan normalde her gün kapriyle çıkardı. Şortla. Bugün dedi ki şu, akşamları çok üşüyorum, şortla çıkmayacağım. Bayağı eşofman falan giydi çıktı. Biz de yarın çıkıyoruz. Yarın da Merve Özbey geliyor. Aslında Fatma Turgut'u ben isim olarak bilmiyorum ama şarkılarını Orhan bugün dinletti. Birçok şarkısını dinliyorum. Evet, Ceyda diyor ki nasıl bilmiyorsun? Bayağı böyle değmesin ellerimizi falan söyleyen birisiymiş. Bulaşık makinesini çalıştırdım, mutfağı toparladım. Şu ocağın üzerine akşam yemeğinden sonra silmiştim ama tekrar bir silmem gerekecek. Ya böyle mutfağı toplayıp ertesi gün topla mutfağı uyanınca benden mutlusu olmuyor. Sizler de öylesinizdir. Bu sabah katmer yaptık. Böyle her sabah ne kahvaltıya ne yapacağım? Kahvaltıya ne yapsam diye düşünmekten gerçekten artık yoruldum. Şimdiden yarın sabah ne yapsam diye düşünüyorum. Çocuklar evde olunca öyle yani çeşit çeşit yapıyoruz. Ben kendime bir yumurta kırıp o günü geçiriyordum. Bir tost yapıyordum, o günü geçiriyordum. Ama çocuklar her gün değişik bir şey yemek istiyor.
Bugünkü çöreğin malzemelerini ben yorum kısmına bırakırım. Çok az bir malzemesi var zaten. Yumurta falan girmiyor. Sadece süt, yoğurt, kabartma tozu. Bu şekilde. Yumuşacık bir hamur oluyor. Çok çabuk açılıyor. Tadı da efsane. Tek kötü yanı küre yapması. Ocak demirlerini falan hep makineye attım. Donmuş mu? Donmuş tabii değil mi? Kaç saat oldu? Maya gündüzden beri uyuyor. Maya mı? Hı? Kafasını kaldıramadı. Biraz önce taradım. Orada oradaydı, saklandı benden. Maya? 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 Hiç bakıyor mu? Dile bak, dile. Tospik ya bu. Banyoya geldim, makyajımı çıkartayım artık diye. Ama şunu bitireyim dedim. Bunu normalde Ceylin'e kullanıyordum, artık ben kullanmayı bırakmıştım yani. Epeydir kullanmıyordum ama. Ceylin artık kendi saç serumları var. Kendi saç yağları var. O onu kullanıyor. Ben de bunu bitireyim. Hem yıkamayacağım. Aslında saçlarım temiz ama yarın sabaha kadar beklesin. Sabah yıkarım. Bu da buna gelmiyor. Benim sıkıntım bitti. Ceylin'inki başladı. Şaka gibi. Ceylin'in bütün her şeyi ben. Her şeyi. Yani huyu, suyu, böyle sağlık yönünden bütün özellikleri benden almış. Vücut yapısı. Her şeyi ben. Orhan da daha çok babası. Karakter olarak özellikle. Evet, diplerimi onu sürdüm. Uçlarına da Hindistan cevizi yağı süreyim. Toplayayım. Bir tülbent takayım saçıma. Evet, şöyle toparladığım saçlarımı, artık makyajımı temizleyeceğim. Gün bizim için bitti. Sizlere burada veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.